Çıkarsa kimseyi tanımıyorum. Babam gelsin tanımam. O kadar. Yepyeni bir hayat sayılır. Aynen, kimseyi tanımıyorum. Gidiyorum, burada da durmuyorum. Elveda herkese. Bölgeyi tespit ettiniz mi gideceğiniz? Norveç, İsveç, Kuzey Kutbu tarafları mı? Nasıl? Yani buraya en uzak neresi? Kutuplar olur. Kutuplar. Orası da çok soğuktur ya. Aşağıya sıcak alalım sizi, ekvatora. Sıcak olan bir ülke, çok uzak ve sıcak olan neresiyse oraya gidiyorum. Kimseyi tanımıyorum, herkesle irtibatı kesiyorum. Efendim çıkarsa ne alıyoruz? 80 milyon. Kaçıyoruz abi. Kaçıyoruz. Çıkınca ne yapıyoruz? Program ne? Yaptık mı? Ha, hepsini hayırlı edeceğim. Hepsini vereceğim. Kendine hiç almayacağım. Hiç almayacağım. Bu para bana çıkacak. Burada ne gelirse gelsin, bu para bende. Abiyle beni iyi çek abi, ben seni çok sevdim. Allah böyle Allah. Kalbim bir ısındı sana. Eyvallah. Bana bulur musun? Çıktıktan sonra beni bulur musun? Şöyle bir gözlüklerinden bakayım. Kesinlikle. Buraya geleceğim, sizi bulacağım. Burada herkese aldığım paranın 1/4'ünü dağıtacağım. Abi burada var ya, yıkılır burası. Hani böyle hani... Tarihe şey, geçersin ama. Hani böyle yukarıdan atmayacağım yani. Normal sıraya sıraya gidiyor. Olmak güzel değil midir? Güzel. Kesinlikle. Şey. Çıkacak. Geçen senekini verdi mi de bunu? Alıyoruz öylesine. Yine de alıyorsun. Ne yapalım? Üç kağıtçılara para kazandırıyoruz. Bu kadar bas. 80 trilyon efendim. İnsanın dengesini bozmaz mı 80? Vallahi hiç bozmaz. 60 yaşındayım. Kesinlikle bozmaz. Çıktığı zaman görürüz ama. İnşallah ihtiyacı olanlara. İhtiyacı olanlara, sokak hayvanlarına, ülkemize bağışta bulunurum ihtiyacı olanlara. Bunu yaparım. Başka hiçbir sağlık saat istiyorum kendi adıma. Dağıtırız. Hayırlısı bakalım. Çıkarız, çıkınca düşünürüz. Gerçekten de bir halktan vatandaşı çıkacağına inanıyor musunuz büyük ikramiye? Mümkün değil. Ama gene de alıyorsun millet. Şans. Deniyoruz. Sağ ol. Ne yapıyoruz? Program ne? Bunu görüyorum çıkınca. Bir çıksın dedim, seni göreceğim. Tamam. İnşallah. Sizi de görür müsünüz? Görürüm. Niye olmasın? Yeter ki çıksın. Nimet abla? Hayır, Reyhan abla. Reyhan abla. Evet. Reyhan abladan da alınır. Evet. Yok, satıyorum, satıyorum. İyi gidiyor. Rus para çıkarsa yaptık mı programı? Yok, yapmadık. Bir anda çıkarsa denge bozulur. Yapalım. Şimdi bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Vallahi ben yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Evet. Ben de seninle gelirim herhalde. Yani. Ya dünyayı gezeriz. Ne yaparız başka? 80 milyon. E tamam işte. Dünyayı gezeceğiz. İnsanlara yardım yapacağız. Sonra kendimizi kurtaracağız. Tabii. Sonrasını bilmiyoruz. Çıkmaz ki. Öylesini alıyorum. Çıkmayacağını bile bile alıyorsun. Bile bile alıyorum. Yine de bir teselli yani. Çıkarsa konuşurum. Çıkmasa niye konuşayım boşuna? Çıkmadan dağıtmak kolay çünkü. Ağzıyla değil mi? Tabii kolaydır. Boştur yani. Onun için iş olsun yani. Bir teselli olsun. Çıkmayacağını biliyorum. Amorti bile çıkmıyor. O kadar mı abi? Sen de bayağı şanslısın. Öyle abi. Yani. Öyle. Gerçeği konuşmak lazım yani. Allah bilir, çıksın yeter ki bir şeyler yaparız ama, elbet. Buradan bir şey gönlünden kopsun ama bak kaç kişiyiz. Ya ne bileyim, okul falan çıkarsa illa ki yani. Yaptıracağım ya, yani Mevlam çıkarırsa. Sen ne yaptıracaksın onu? Ben mi? Ben karabenlere yardım edeceğim. Helal sana. Geçen sene vurmuş adama 80-70 lira para, sahibi çıkmamış. Çıkmıyor. Ama ben yardım edeceğim. Emniyet teşkilatına da yardım edeceğim. Kimsesizlere de edeceğim. Bak bize de edeceksin mi? He, sana da edeceğim. Bulurum seni. Bulurum beni. Yani edelim diyenlere sen. 80 trilyon. Valla hayırlısı, ne çıkarsa bahtımıza diyeceğiz. Bir çıkar şey mı? Valla çıkar. Umut dünyası diyelim. Çıkar mı? Bakacağız. Kader. İnşallah. Çıksın da düşünürüz. Normal vatandaşı çıkar mı sizce 80 milyon? Hayırlı olsun. Valla bilmiyorum. Para parayı çekermiş. Biz bize çıkmıyor ama gene de deneyimdir. Gönlünden gelen bir şey söyle. Şunu yaptıracağım ben. Kimsesizlere yardım ederiz yani, fakirlere, fukaralara bir şeyler yaptırırız yani. Söz veriyorsun bak. İnşallah. Şimdi piyangoyu mahkemeye vereceğim, tazminat davası açacağım. Geliri ne, gideri ne, millete ne kadar para dağıtıyor diye. Seneye avukat tutup milli piyangoyu mahkemeye vereceğim. Bu işte de bir katakulli var mı diyorsun? Olmaz olur mu ya, milleti dolandırıyorlar. Resmen dolandırıcılık. Rant var diyorsun. Rant olmaz mı ya? Bu resmen kumar yani. Siz aldınız mı bu bileti? Ben almam. Ömür boyu almadım da almam. Çıkar mı normal bir vatandaşa sizce? Normal sokaktaki bir vatandaşa. Ya ne işi var ya? Gözünü seveyim. Milyonlarca insan çalışıyor. Bunların hepsi ömür alıyor. Bunların hepsi karşılık alıyor. Her köşede bir tane milli piyangocuyu oturtmuşlar. Orada hepsi ömür alıyor. Hepsi para alıyor bunların.
Ya 100 lira topluyorsa bunlar, 1 milyon topluyorsa, misal veriyorum, 1 milyon topluyorsa 100 bin lirasını dağıtmıyorlar bunlar, tamam mı? Bunların hepsi cukka, hep allem kullem. Yani allem kullem. Aynen. Bunlar dolandırıcılıktan başka bir şey değil bunlar. Ya normal geldiği zaman ben oynuyordum, en az 10 sefer 5'i buldum. Ondan sonra televizyonda yasakladılar, daha göstermediler ya. Kime çıktı, kime gitti hiç belli değil. Ondan sonra 4'ten yukarı çıkamadım, bıraktım oynamayı. O zaman buradan mesaj verelim baba. Diyelim ki yayınlayın kardeşim, yayınlayın tabii ki. Yani bunlar topluyor dünya, yani kumar sektörü dünyada şimdi şu durumda en büyük para kumar sektöründe dönüyor. Çünkü umut yani, var değil mi? Umudunu yani, insanların çalıyor. Fakir insanlar oradan bir şey gelecek. Halbuki 100 lirasını götürüp 2 kilo et alsa daha iyi olur. Hiç olmazsa çoluk çocuğuyla yiyecek. Bunlar düzenbaz. Yani Milli Piyango düzenbaz. Yani aslında ben düşünüyorum, şöyle güzel bir avukat tutup bunların gelirini giderini yoklamak istiyorum. Bir denetlemeye tabi yani, tutuyorsun. Herhalde tabii ki yok kardeşim, yok. Yok yani Müslüman ülkede daha, yani Müslüman bir ülkede daha büyük kumarlar dönüyor yani. At koşuları yok, bilmem ne koy. Eskide biliyorsun at koşuları mafyanın elindeydi. Şimdi yine şu durumdan yine jokey birinci gelmez mi bacaklarından indiriyorlar. Biz eski, İstanbul'un eski eskilerindeniz. Ne hikayeler var ya. Abi çıkarsana alıyoruz, ne yapıyoruz, program ne, plan ne? Çıkarsa ben otobüs şoförüyüm. En başta kendime bir tane otobüs alıyorum. Tamam, çok güzel. Özel işlere gidiyorum. Ve gelirini... Çalışmaya devam edeceğim bir de 80 abi, milyonlar. Abi çıkarsa gelirini bu evsiz barsız kişilere bağışlayacağız. Özellikle o arabayı keyfe almak için. Hastalık bir bize. Ev alacağız. Tatil yapacağız. Çocuklarımızla beraber gezeceğiz. 80 milyon çıkarsa bir fabrika kuracağım. İstihdam olur hiç değilse fakire fukaraya böyle işsiz olanlara inşallah bir fabrika kurmayı düşünüyorum. Ama çıkarmıyorum, 45 senedir alıyorum yani. 45 senedir alıyorum. Hiç ufak da olsa vurmadı mı abi şöyle? Amburtum. 50 bin, 100 bin yok, falan. Yok öyle. yok. Sadece amburtum. Ne alıyoruz çıkarsa, yaptık mı programı? Hayır, yapmadım. Siz ne yapacaksınız abi? Ben mi? Evet. Çıktı sana. Oldu ya, çıktı. Dağıtırım hep fakirlere. Hadi bak, hep öyle diyorsunuz, sonra yok, dağıtmıyorsunuz. Ben dağıtırım. Söz mü? Evet, söz. Fakirlere dağıtırım ben. Anneciğim, nedir program? Ne yapıyoruz çıkınca? Ne yapıyoruz? Hayallerden neler var yapmak? Ah, bilmiyorum ki ne. Çıkar mı sence normal vatandaşa 80 bin lira? Çıkmaz. Yani. Geçen sene de çıkmadı. Çıkmaz, bence çıkmaz. Yine de alıyorum diyorsun. Yine de alıyorum. Hayırlısı. Bu yaştaki bir insan ne yaparsa onu yaparım. Yani. Ben bilmiyorum ki ama onu söyle bana. Yani. Ne yapar? Gezer tozar mı? Yok. Herhalde yarayış işlerde kullandı. Yaptık mı programı? Yok abi ya. Şans eseri denk alır. Çıkarsa yapacak bir şey yok. 80 milyonu nasıl harcayacağım baba? Aa, çıkarsa harcayacağım. Onun olup çıktığı zaman düşüneceğiz. Ama önceden plan yapmazsan bak, bir anda gelirse fena vurur ha. Hani dengem bozulur. Gelsin de dengem bozulsun ya. Çıkarsa oğlumla kızımla bölüştüreceğim. Antalya'dan geldim almaya. Meşhur değil mi Nimet ablacığım? Evet. Kendine de bir şey yapma anne. İşte aldım kendime. Kendine ne yapacaksın? Oğlum. Kendime bir şeyler yaparım. Bir ev alırsın. Alırım. Çıksın o zaman, düşünmeye karar verdim. Abi şimdiden düşünüyorsun. Şimdiden mi düşünelim? Dengen bozulur yoksa. Bir anda 80 milyon geldiğini düşünsene. Hemen kaybolmak ortalıkta. Başka şansımız yok. Sonra çıkmak. İyi günler. Ya yarısını benim gibi garibanlara dağıtmak anlamı. Kendine bir şey yapmayacaksın mı? Yurt dışı falan seyahat. Ev zincirleri, araba zincirleri, galeri. Yok, öyle bir şeye gerek yok. Ben zaten şöyle böyle yaşadığım kadar yaşadım. Yani ümit dünyası. Bize çıkmaz bu da. Parayı yiyenlere çıkmaz, yemeyenlere çıkar yani. Abi iyi seç. O mu, emin misin? Kesinlikle. Emin misin abi? Abi çıkınca ne yapıyoruz? Program nedir? Abi bir çıksın o zaman, düşüreceğim. Kaç bir şey söyle ama belki sana çıkar. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bilemedim. Sağ ol, teşekkür ederim. Hayallerimiz bir şanstır. Yani çıksa çıkmasa alıyoruz. Çıkarsa abi harbiden hakkını vereceğim mi? Harcayacağım mı parayı? Tabii. Ömür boyu harcayacağız.
Abi bu defa tamam mı? Çıkıyor mu nasipse? Yok, hiç çıkmıyor bize. Vallahi çıkmıyor. Amorti? Amorti de çık, yaniden bile geçmiyor. Abi şu bilete yani, büyük ikramiye vurursa evet, ne yapacaksın? Daha düşünmedim ama dağıtırız, sağa sola dağıtırız. Bir 20 trilyon, 20 milyonunu dağıtır mısın? Yok, o kadarını dağıtmıyor. Ne kadar? 5 milyon? O kadar dağıtırız yani. 5 çevre... milyon dağıtırsın. Dağıtırız. Peki telefonunu falan değiştirir misin abi? Çünkü sürekli akrabalar arayacak ya, insanlar sürekli baskı yapacak, borç isteyecek. Ortadan biraz kaybolur musun? Ortadan... Bak sen olabilirsin ha. Yok ya, zannetmiyorum. Yani iş olsun diye alıyorum. Bile bile diyorsun yani. Yani bile bile çıkmadı. Gene alıyoruz. Plan program ne? Ne yapıyoruz çıkınca 80 milyon? Geçen sene çıkan bulundu mu ki? Bulunmadı. Valla eşimle kayınvalideye sormak lazım. Sen almıyor musun? Bana fırsat gelmedi ki henüz. Ne yaparsınız abi size çıksa? Ciddi ciddi sorayım. Şöyle bir hayal ettiniz mi hiç? Valla inanın hiç hayal etmedim. Yani hayalinde kurmak aslında pek açıkçası ne yalan söyleyeyim doğru da bulmuyorum yani. İnsanın dengesini bozmaz mı? Bozar. Bozar. Bütün hayatı yani kaymaz mı? Yalan söylemenin veya atıyorum burada boş yere konuşmanın bir anlamı yok zannedersem denge bozulur. Yani kişi olarak. Ama tabii önce insan kendisini düzeltir herhalde. Daha sonra hayırlara vesile olması amaçlı bir şeylere de olması gerekiyor yani. Efendim ne yapıyoruz 80 milyonla? Valla ben hiçbir şey yaptığım yok. Aldık mı bile? Yok, almıyorum. Yani almıyorsunuz. Peki alanlara ne diyorsunuz? Çıkar mı gerçekten bir vatandaşa bu? Valla bir iki gün heyecanlı gider, ondan sonra heyecan biter. Çıkmaz mı diyorsun kimseye? Ya milyonda bir zaten diyorlar. 10 milyonda bir. Bunda 80 milyon bile satılıyorsa 80 milyonda bir. Yani bir de geçen senenin ikramiyesi de alınmadı biliyorsunuz. Onun ama sahibi var da dediler, gelip almıyordu, duruyor dediler. Demek ki sahibinin durumu bayağı iyi, gidip almıyormuş, öyle değil mi? Bir film var ortada yani, filmsiz bir şey yok zaten.